Evet sevgili geekler, Ömercan Güldal'ın izlemediği şeyleri izletme projesinde bir çentik daha attık. Ben oturdum, Ömercan'a Lost'u izlettim. Lost'a başladı. Birinci sezonun yarısına kadar geldik sayılır. 15'lerde falan öyle bir şey. 15 mi? Öyle bir şey. Gayet de heyecanlı ilerliyor. Evet, sen hiç izlemeyen biri olarak neler düşünüyorsun? Sence nasıl Lost? Genel olarak beğendin mi? Tamam, okey. Yani şöyle, genel olarak beğendim. Lost... neden o zaman o kadar furya olduğunu anlayabiliyorum. Hı. Ama üzerinden işte 10 yıl falan geçmiş durumda. 2006 mı neydi o çıktığı zaman veya biraz daha mı acaba? 2006. Eski? 2006 galiba. Yok 2006. 2006 galiba. Neyse o civarda bir şey yani. Üstünden bu kadar zaman geçmiş ve Lost'tan beri hani bir sürü işte o Lost'un açtığı yolda ilerlemiş diziler izledik ya. Yani Lost'un açtığı yol derken Lost sayesinde Hollywood'da hakikaten dizide kayda değer bir işe dönüştü. Sinema oyuncuları yavaş yavaş televizyona geçmeye falan başladı. Bence o dönemde başladı o furya. Neden o zaman çok beğenildiğini anlıyorum. Ama üzerinden bu kadar zaman geçtikten sonra bence şimdi çekilse... Biraz yavan mı? Evet, aynı başarıyı yakalayacak olsa bazı şeyleri farklı yaparlardı diye düşünüyorum yani kesinlikle. Evet. Bunlar ne diye istiyorsan sor ya da beni ilgilendirmez. oraya geleceğim. Tamam. Bunu sana söyleten şey ne? Neden böyle diyorsun? Ben de öyle düşünüyorum. Yani yıllar sonra tekrar izleyen biri olarak ama önce sana sorayım. Ya bir kere oyunculuklar da birazcık böyle klişe bir şey tercihi var. Yani öykü ve yönetmenlik çok iyi. Abrams hakikaten son yıllarda biraz yaptığı bir iki bir şey bizi çok üzüyor. Star Wars'lar falan derken hani Abrams'a küstük ama adamın hakikaten bir becerisi var yönetmenlikle ilgili. Seni çok öykünün içine koparan ve bu adımdan sonra bir sonraki adım ne olacak'ı merak ettiren bir dizi yapmayı hakikaten başarmış yani. Evet, kesinlikle. Televizyon dizisi olmasına rağmen. Ama o yoğunluğu, o güzel yoğunluğu özellikle başrol 3 oyuncu gibi olan o üçlü, ya başrol sayılır mı bilmiyorum. Geç mesela Sawyer, Jack ve Kate'den bahsediyorum. Onlar mesela bence kadro arasındaki en zayıf oyuncular. Çok poz poz hareketler içerisinde. Aynı zamanda en zayıf oyuncular, öyle de bir şey var. Evet yani. O yüzden seçilmişler. Hurley'e laf yok. İşte bak Hurley. İşte onu demek istiyoruz. Hurley mesela var ekipte ama o bile mesela yani şey. O zaman 10 yıl önce çekilirken diziler hep güzel model insanlar hala oyuncu oluyormuş, tamam mı? Birazcık o hala devam ediyor aşağı yukarı ama birazcık sıyrılındı gibi. Onda böyle Game of Thrones'da falan çirkin çirkin tipler falan oyuncu oluyor sanki, karakter oluyor gibi. Bunda hala biraz herkes güzel, herkesin dişleri orada maşallah her gün misvakla temizleniyor gibi. Evet yani. Hiçbir kadın kılığı uzamıyor, bilmem ne makyajları falan her zaman full. Bir tek Hurley var. O da hani zaten jenerik şişman olarak orada var. Yani böyle hani onu da zaten oraya şişman diye koymuşlar diye koyalım gibi. O yüzden ya bence oyunculuklar o üçü özellikle biraz zayıf. Diğer oyuncuları fena bulmuyorum. Herkes John Locke kaslı iyi. Canım. John Locke bence çok iyi bir oyuncu ama o da çok kaslı, vücut mükemmel. Keza Koreliler öyle... işte zenci, siyahi adamla çocuk öyle filan, herkes bayağı model yani. Bu biraz eleştirdiğim bir nokta. Bir de sezon başına 20 küsür bölüm olması, o şu an hani bugün artık azalmış bir yapış şekli. Ya en azından sezon arası mezon arası veriyorlar. Bunda böyle hurra diye hepsini çekip yayınlamışlar gibi. O çok fazla episodik, çok fazla filler bölüm oluşması sebep oluyor. Bu haftada bunun hayat hikayesiyle ilgili çok da umurumuzda olmayan, ana konuyu ilerletmeyen şeyler duyup iki tane öğreneceğiz filan kafası yaşatıyor. O konuda bir sana şöyle katılmıyorum. Hı. Bence ikinci ya da üçüncü sezonu geçildiği zaman aman tanrım bunu o yüzden anlatmışlar ve nasıl bunu en başından buraya kadar yapmışlar dediğimi hatırlıyorum ben izlerken. Özellikle ikinci sezonda, üçüncü sezonda ya bu nasıl en başından beri düşünülüp işlenir diye kafaları yediğim bölümler olmuştu benim. O zaman uzun vadede göreceğim demek. Evet, daha henüz 13 mü 14 mü ne kadar izledik hakikaten. Senin için öykü o zaman şimdilik iyi mi ilerliyor? Takip ettiriyor mu kendini? Öykü gayet güzel ilerliyor. Yani ben hani Lost hakkında biraz spoiler almışlığım var. Evet, onu soracakmışım. Hmm. Tabii ki üstünden yıllar geçti ve bir aralar çok konuşuluyordu. Finalini bilmiyorum. Ama bir iki spekülasyon duydum. Yalan yanlış çok olabilir. Çok bozması gibi. Bunu zaten duymuşsun. O ayrı. Evet, ya bozmuş sonlara doğru diye onu duyduk da hani öyküde ne olup bittiğine dair bir şeyler duydum. Onları kafamdan uzak tutmaya çalışarak izliyorum açıkçası. Ama sadece öyküyle ilgili şunu söyleyeyim. Beklediğimden çok daha fantastik öğeyle hızlı bir şekilde karşılaştık. Evet. Ben yani hani adaya düşecekler. Orada hayatta kalma çabasını izleyeceğiz. Anca sezonun sonunda böyle biraz mistik açıklanamayan bir iki bir şey olacak. Ama şimdi mesela... Tatlıya başladım. Evet yani... Dinozor gibi bir şey geziyor. Ne olduğunu görmedik ama
onu böyle yani kocaman bir ayı falan çıkacağını zannetmiyorum bu saatten sonra. Uçuk kaçık bir şey çıkacak gibi geliyor, bilmiyorum ki. Hı hı. Ya enteresan, öykü gayet sürükleyici. Küçük küçük ara öyküler bile sürükleyici. O konuda çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Neler olacak neler? Peki en çok kimleri sevdin? En çok kimleri sevdim? Vallahi başroller yani o üçü değil. Karakter değil. Üçü değil açıkçası. Yani Sawyer gene biraz ilgimi çekiyor ama yani poz yani o da adamcağız. John Locke muhteşem bir karakter. Said'i seviyoruz ki hani o da yani Müslüman azınlığı orada temsil etmek için var. Ve de yani Iraklı Saddam'ın birinci adamlarından filan yani bu kadar o uçuş bir tercih ama enteresan. Charlie'ye mesela çok soğuk başlamıştım. Ha. Ki onu sürekli bir hobbit olarak görmek alışkanlığından da uzaklaşamıyordum. Şimdi çok alıştım, çok ısındım nedense. Çünkü kızı koruyor falan. Hikayesini gördün. Hikayesini gördüm. Hikayesi de gördüm. Yani enteresandı. Orada biraz böyle uyuşturucu tukaka bir şey falan gibi çok taraflı demeyeyim de tek yönlü bir yerde anlatılmış gibi geliyor ona ama işte hala... Ama uyuşturucu tukaka bir şey ama. Ya, tabii ki tukaka bir şey de hani biraz daha onu böyle... İçinden hikaye anlatılabilirdi. Çok dışarıdan bakılarak. Evet yani bu adam mükteza işte bu kötü bir şeydir. Bakın kurtuldu gibi basit o kısmı. Ki çok çabuk şeyleri çok çabuk atlattı. Bir kere terledi bir gece. Yani eroin kullanıyorsun yani işte kokain. Aynen yani kolay değildi bu işler biliriz. Evet. Yok öyle bir gece bir terledi kötü oldu. Yani. Sonra bir anda o clean temiz hiçbir şey yok. Peki sence ne olacak? Vallahi İşte tamam bu soruyu çok merak ediyorum. Hayır, çünkü şöyle. Şimdi dizide bir sürü açıklanamayan bir sürü garip grup şey var. Bunların bazıları gözümüze sokuluyor, bazıları çaktırmadı orada. Mesela bir tanesi bu kadar uçak düştü. İşte kocaman bir uçak gökyüzünden vaa diye düşüyor. 40 kişi kurtulmuş içinden. Ve nasıl olur da hani doğru düzgün hiçbirinin bir tarafı çizilmemiş bile. Yani John Locke'un şurasında bir yara var. Onun dışında kimse yaralanmamış bile. Ölen var ama onlar telef olmuş düşün. Yani başka hayatta kalan yok. Bunların hiçbiri ne sakatlanmamış, ne kolu yarılmamış, ne burası şey olmamış. Bizim Jack'in bir tarafına bir şey girmişti ilk bölümün başında. Kurtuldu. Ama bu soruyu mesela ben sordum. Birkaç bölüm sonra bu soruyu Said galiba dile getirdi. Böyle bir şey nasıl olabilir diye bir soru sordu ve işte bu yüzden hani dizide demek ki diyorum ben birazcık böyle yani işte mistik bir şey ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Tabii şimdi Ömercan ilk defa izliyor ve birlikte izliyoruz. Yanımda izlerken bir sürü bir şey yorum yapıyor. Susmak için çok zorluyorum kendimi. Çünkü bir sürü şeyin cevabı var tabii ki. Ama yani demir gibisin cevabı yani gerçekten. Cevabı var bile demek istemiyorum spoiler olacak diye. Spoiler vermeyi hiç sevmem. O yüzden bir sürü bir şey söylüyor. Ben diye oturuyorum yanında. Ne olacak diye soracak olursam... Bence yani tam olarak spesifik olarak ne olacağını tahmin edemeyeceğim şimdilik ama böyle bunların hepsinin yani hayatını ruhani bir şekilde etkileyen bir durum var gibi. Hani böyle yani işte birileri böyle süpernatürel bir şekilde bu insanların hayatını kontrol ediyor diye düşünüyorum. Ancak buna benzer bir şekilde açıklanabilir gibi geliyor bana şimdilik. Bir Others mevzusu falan başladı. Onu duymuştum diziyi izlemeden önce. O da yavaştan başladı. Okulda okutulan, okullara konu olan bir şeydi. Biz üniversitedeyken ben bunu izliyordum. Others mevzusu, ötekiler, diğerleri mevzusu. İşte gerçekten SPS'e falan konu olmamış mıydı? Siz anlatıyordunuz hatta. SPS'te değil, Social Political Sciences isimli muhteşem dersimiz burada. Herkes bizim okuldan mezun gibi davranmana gerek yok. Tamam, yani bir an nasıl tanımlayacağımı bilemedim de Others mevzusunu orada işliyordunuz siz. Olabilir. Ben pek girmiyordum derslere bir şey diyemiyordum. Can sen giriyor muydun? Yok abi. Ben de hatırlamıyorum. Ben de Sabancı mezunuyum. Evet sevgili geekler. Şimdilik Ömercancığımın Lost yorumları bu kadar. İzlemediği şeyleri izletmeye ona devam edeceğiz. Ve burada onu konuşturacağız. Bizi takipte kalın. Videolarımızı beğenin, paylaşın, yorumlarda bulunun. Ve geek kalın.